Ben Mehmet Arkan, 16 yıldan beri televizyon sektöründeyim. 6 yıldan beri tarım ve hayvancılıkla ilgili televizyon programları yapıyorum. Beni Köy TV'de, Manisa TV'de, Ege TV'de, World Türk'te, Bengütürk'te izlemiş olabilirsiniz. Mehmet Arkan ile Köy Hasreti isimli tarım programını yapıyorum. Mehmet Arkan Tarım YouTuber kanalını siz değerli çiftçiler, siz değerli üreticiler için yaptım. Sahada gezerken yaşamış olduğum birçok sıkıntıları gördüm ve bunları daha iyi, geniş bir şekilde anlatmak için bu kanalı açtım. Evet, bu kanal sizin kanalınız. Mehmet Arkan Tarım YouTuber kanalına ücretsiz abone olarak yapmış olduğumuz videolara beğeni ve yorum katarak bizlere destek olabilirsiniz. Mehmet Arkan Tarım YouTuber kanalı, üreticinin kanalı, çiftçinin kanalı, köylünün kanalı, tarım ve hayvancılık sektörüyle uğraşan emekçilerin kanalı. Evet, bizleri ücretsiz abone olarak videolarımıza yorum ve beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Evet, sizler de hazırsanız röportajlarımıza başlayalım. Çetin abi, hayvancılıkla uğraşıyorsun. Evet. Şu dönem hayvancılık nasıl gidiyor abi? Valla şu anda yapmış olduğumuz iş bizim maliyetler açısından şu anda yaptığımız iş, pek içerici bir ortam yok. Evet. Hayvanların mesela sütünden... Abi sen şu an süt mü var, et mi var sende? Şu anda süt de var, Allah'a şükür et de var. Evet. Almış olduğumuz yemler mesela daha önceki dönemlere nazaran hani 3 misli 4 misli artmış oldu. Ne kadar veriyorsunuz abi şu an sütü? Şu anda toptan 8,5. 9 demedi daha şu anda. 8,5'a veriyorsun. 8,5'a veriyoruz. Peki şu anki 8,5'luk maliyet 8,5 TL. Sütü karşılıyor mu abi yani? Şimdi hayvanın bir ineğin yediğini içtiğini hesap edersen günlük maliyet mesela ineğin yediği içtiği bunun sılacı var, yemi var mesela günlük 3 liradan 6 kilo yemi ise bir ineğin maliyeti 6 liradan hesap ettiğinde 35-36 lira zaten sadece süt yeminin maliyeti var. Bunun sılacı var, samanı var. Genelde artı emeğin var. Evet, genelde biz yapmış olduğumuz röportajlarda evet. İşte şu an için maliyetlerin, sütün maliyetinin hemen hemen 10 liraya yakın olduğu söyleniyor. Doğru mudur abi? Şu anda 10 liraya da geçtiği söyleniyor. Yani biz öyle direkt hesap etsin, kendi emeğini de koyarsan 10 lira arası, 10-12 lira arası şu anda maliyet oluyor. Yem ne kadar abi şu an? Şu anda almış olduğumuz süt yemi 360 lira alıyoruz süt yemi şu anda. 360. Kaç protein abi? 19 protein. 19 protein bir yem 360 lira TL. Alıyoruz. Peki günlük kaç kilo sütün çıkıyor abi? Yani ne kadarlık yem veriyorsun? Ben şu anda mesela onu tam hesap ettim. 50 ile 60 arası mesela sütümüz oluyor. Hani diğer arkadaşların daha çok. Kaç tane oluyor. Hayvan var sende şu an? Ben şu anda 4 inek var. 4 inek var. Yani onların maliyetini mesela hesap ettiğin zaman arkada kalan buzağlar kâr hesabından düşünüyoruz. Şu an kâr kalıyor mu abi o buzağlar? Şu anda kâr kalmıyor. Geldiği gibi gidiyor. Bunun mesela kendi yemeğini saymıyoruz zaten. Çoluk çocuk başında uğraşıyoruz. Evet. Ondan sonra sabah geldiğimiz, akşam geldiğimiz bunun mesela saman olmuş 2800-3 lira, 3200 liraya kadar. Ne kadar paket şu an abi? Paket şu anda 90 liradan aşağı bir paket yok. Toz saman olarak alırsan 40 kilo, 45 kilo demiyor. 120 liradan bahsediyor arkadaşlar. Evet. Paket saman olursa şu anda 90 lira maliyeti var bize. Sadece yetkililere ne söylemek istersin abi? Şu anki... Biz şimdi yetkililerden sadece bu işin üzerine eğilmelerini yani sütteki şu prim olayını mesela toptan alımda biraz daha bize yardımcı olmaları. Markette mesela adam bizim aldığımız sütün aynısını 18 lira, 20 lira, 25 liraya kadar alındığını söylemiyor. Sizin hani bir orantı yok. Markettekiler yani %50 veya üçte bir oranında yağ var. Üretici şu anda mağdur durumda. Hani biz istiyoruz ki üreticiye biraz daha destek olunmasını istiyoruz. Yani bu da tüketiciye yansıyana kadar orta yerdeki firmalar aracı olarak bir onlar denetimsizlik kazanır. Var mı? Yani daha önceki röportajlarda arkadaşlar, üretici arkadaşların söylemiş olduğu şey işte bizden 7,5 lira, 8,5 lira çıkıyor ama markete gittiğinde markasına göre 30 liraya kadar yani 15 lirayla 30 lira arasında sütüne i̇şte göre, yağ oranına göre bir şey var. Evet. Bir denetimsizlik var mı yani bu ya konuda? Işte siz ne dersiniz bu orantısız konuda? Orantısız bir uygulama var. Şu anda mesela şimdi bunu nasıl desem yani bunu denetim sistem kaynaklanıyor. Yoksa bilmiyorum firmaların yapmış olduğu bir
üretim şekli mi desem artık. Yani üreticiye direkt bir yansıma olsa, alındığı gibi üreticiye yansısa daha çok güzel kazanım olacak. Ama şimdi dediğin gibi firma da bizden aldığı gibi üstüne koyup da kazandım. Bu sefer mağdur olan çiftçi oluyor her zaman. Şimdi bir mesela yemin fiyatı böyle kalmıyor. Bunun mesela oraya gelene kadar bunun samanı var, arpası var, ondan sonra darısı var. Yani bu tek bir süt yemin üzerine kalmıyor. Biz buna besleyim veriyoruz, küsme veriyoruz, kepek veriyoruz. Almış olduğumuz mesela şu anda bir çuval kepek 260 lira oldu. Evet. Mesela ezme 310 liraya alıyoruz. Mesela bir arpanın maliyeti 6 liraya buluyor hemen hemen. 40 kilo şeyi biz ezmeyi 310 liraya alıyoruz. Evet. Yani burada sıkıntımız bu yani. Sütte biraz daha biz istediğimiz destek. Et ne kadar abi? Et ne kadar şu an? Şu anda 95-94 o arada kesim olarak karkas et. Ama bu kapaklı kapaksız değişiyor. Hani 100 liraya kesen arkadaşlarımız vadesine göre değişiyor ama yani biz istediğimiz sütün 10 ile 12 arası toptan fiyatı 120, 130, 120 lira karkas etin olması şu anda şu piyasaya göre. Maliyetlere göre istiyorsun. Aynen, yani aynen. Öyle fiyatların bir, yani bir isteğimiz, yani bu devletimizin gücü var, bunu yapma potansiyelimiz de var mesela. Olursa ne olur, üretici de kazanır, evet, tüketici de kazanır. Mesela bu maliyetlerin düşük olması, tüketici yansıması lazım. Ama o yansımıyor. Ortadaki firmaların kazancı oluyor şu anda. Evet. Başka son söyleyecek olduğun şeyler var mı? Başka işte beklentimiz bu yönde. İnşallah devletimiz de bu çalışmanın üzerinde durur. Çiftçi olarak da biz de üretici olarak da ne kadar sağlıklı bir hayvan yetiştirebilirsek topluma da o kadar bir hizmet yapmış oluruz. Üreticiye evet. de mesela faydası olan tüketiciye faydası olduğu zaman da ne olur? Daha çok adam ona bir hevesle bakar. Çoluk çocuk olaraktan içinden gelerek de biraz daha fazlasını yetiştirmeye bakar. Hani şu anda bakıyoruz çoğu kesime gidiyor hayvanların. Evet. Yani biz bunu karşıyız yani. Güzelim süt inekleri mesela kesilmesin, yaşasın yani. Bir hayvanın yetiştirmesi ufaktan büyüğe 3 yaşına kadar inek oluyor mesela. Onun o anı gelene kadar emeğin var, onun yetiştirmesi var. Allah korusun başına olmadık şeyler geliyor. Bunu biz bildiğimiz için biraz daha destek evet. istiyoruz yani. Yani Türkiye'nin damızlıkları bozulmasın. Aynen aynen yani süt yani bu bizim ülkemizdeki biz çiftçi memleketiz yani bunun biraz daha üzerine eğilmesini istiyoruz. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.